Merhaba diğer P2K katılımcıları. Bugün seminer listemizin ikinci konuşmasındayız. Burak Hoca bizimle birlikte. Bugün Burak Gürel'i ağırlıyoruz. Kendisi hepimiz biliyoruz zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süredir akademisyen. Ve aynı zamanda bölüm başkanı şu sıralarda. Bugün de bizimle kısmi türevli denklemler ve analiz konusunda bir konuşma yapacak. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Şefika. Şimdi ben tabii tanıdığım eski öğrencilerimle selamlaştım. Tanımadıklarımla da selamlaşayım. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi bu konuşma çok azıcık bir şey elementi içerecek, böyle hani biz ne yapıyoruz elementi, ama genelde böyle bir alanda çalışan insanlar neler öğrenir, neler yapar, neler hakkında zamanlarını geçirirler üzerine bir konuşma olacak. Tabii şimdi burada özellikle Oğuz tabii graduate seminer şeyi olduğu için bizim bölümde duymuştur bunların birçoğunu, ama artık bilenler de kusura bakmasın. Birçoğunuz özellikle de doktor öğrencisi olanlarınız, doktorlarını bitirmiş olanlarınız tabii aldıkları derslerde bunları öğrenmiştir. O yüzden de kusura bakmayın, ama tabii ben onları, yani sizi çok hedeflemiyorum aldığım instruction üzerine. Hedefim biraz daha genç kitle. Dolayısıyla elementer başlayacağız. Şimdi kısmi türevli denklemler ya da işte İngilizcesiyle partial differential equations, adı üzerinde ortada türevler var ve bir de denklem var. Denklem demek bir eşitlik demek. Yani bu önemli bir şey. Çünkü bunun inequality olan versiyonlarıyla ilgilenen insanlar da var. Şimdi ana tema olarak kısmi türevli denklemleri alırsanız, bunları çalışmanın değişik yöntemleri var. Ben size bütün bu yöntemler hakkında konuşmam tabii mümkün değil. Yani kısmen bilmediğim için, kısmen yani bir sebebi birçoğunu bilmediğim için, bir sebebi bildiklerim hakkında da konuşmaya çalışırsam çok fazla şey olacağı için. Dolayısıyla benim konuşacağım, tanıtmaya çalışacağım şeylerin bu denklemleri çalışmanın tek yolu olmadığını baştan söylemek isterim. Şimdi konuşmayı da hazırladım ama evet, nasıl başladığımı hatırlamıyorum. Şimdi konuşmanın aslında belki de yarıya yakını böyle çok fazla denklemlerle ilgili olmayacak. Yani iki tane başlık var zaten biliyorsunuz. Analiz kısmı. Burada en çok ihtiyacımız olan ham madde, alet, edevat nedir? Bunlar hakkında biraz konuşmak gerekir. Şimdi bu işlere girmek istiyorsanız, başka işlere de tabii, ama bunlar çok temel materyaller. Bunlardan birincisi LP uzayları dediğimiz uzaylar. Ben belki arada bir üzerine de yazabilirim. Burada şunu yapayım. Buradaki L harfi ...1902 galiba doktora tezi, öyle anlayın yaşını oradan. Fransız matematikçi Lebesgue'in adından geliyor. Bunlar aslında böyle tanımlandığı zaman çok ilginç gibi gözükmüyorlar açıkçası. Ama özünde şudur. Size herhangi bir omega bölgesi verildiğinde, boyuttan bağımsız bir şey söylüyorum. Hangi boyutta olursa olsun hiçbir önemi yok bunun. Bir omega bölgesi verildiğinde sınırsız bir bölgede olabilir elbette. Yani bu anlamda R2, R3 gibi her yerde olabilir. Bu bölge üzerinde LP uzayında olmak demek, gördüğünüz P'inci kuvvetinin o bölge üzerindeki integralinin 1/P'inci ya da P'inci kökünün sonlu olması demek.
Tabii yukarıda gördüğünüz yine ufak tefek şeyleri söyleyeyim. Yani 1 bölü P'inci kuvvetini almasanız da tabii sonlu ya da sonsuz olmasını değiştiremeyeceksiniz ama onlar başka şeyler için lazım. Yani başka kozmetikler için lazım. Tabii bunu işte bazı güzel şeyler yazabilmek için lazım. Dolayısıyla P'inci kuvvetini alıp P'inci kökünü alıyoruz. Ama dikkat edin, yine ben çok elementer oluyorum, beni hızlandırabilirsiniz. Fonksiyonun P'inci kuvvetinin integrali ama P'inci kök integralin dışında. Yani bulduğunuz sayının kökünü alıyorsunuz. Bu sayının non-negatif olduğu, değil mi? Yani negatif olmadığı aşikar. Çünkü gördüğünüz içerideki integrant elbette ki non-negatif. Yani ne derler? Negatif değil. Orada bir de mutlak değer var. O mutlak değer gördüğünüzden biraz daha önemli. G fonksiyonu kompleks değerli bir fonksiyon olabilir. Yani reel değişkenler alıyor tabii ki mutlaka ki ama dışarıya kompleks sayı çıkarıyor olabilir. Dolayısıyla P sayısı çift sayı bile olsa 2, 3 gibi, 2, 4, 6 gibi onu koymayı tercih ediyoruz. Çünkü kompleks değerli olduğu için yine bilenler için hani bir modülüs hesaplaması gerekecek. Yani şurası reel bir arkadaş. Yani reel değerli bir fonksiyon. Sonuç itibariyle bu iki çizgiyi çizdiğim zaman yanına, yani şuradan bahsediyorum. Bu bir norm demek. Yani bunları tanımlamakla zaman kaybetmek istemiyorum. Yani işte kısmen mutlak değer gibi düşünebilirsiniz. Bu uzaylar güzel uzaylar. Güzel olmaları da bu demek. Bunlar Banach uzayları. Yine bir matematikçi ismi. Yani tam uzaylar. Yani bu uzay içinde aldığınız herhangi bir Cauchy fonksiyon dizisi bu uzay içinde yakınsıyor. Bu norma göre. Yani bir fonksiyon dizisi düşünürseniz GN diye LP uzayında bunun bir bu bir Cauchy dizisi ise yani elemanları bu norma göre birbirine yaklaşıyorsa bir limiti vardır ve o da LP uzayındadır. Burada bu arada sonsuza eşitlik söz konusu elbette ki ama bu normla verilmiyor. Yine orada çok kafa karıştırmak istemedim. Yani L infinity diye bir uzay var. O belki daha anlaşılır hatta maksimumla, supremumla bulunan bir şey. P1'den küçük olabilir mi? P1'den küçük olabilir ama uzayların bir takım güzellikleri yok oluyor. Dolayısıyla P'yi reel sayı, dikkat edin, tam sayı olması da gerekmiyor. Genelde 1'den büyükte çalışıyoruz. Şimdi bunların içinde P eşittir 2 durumu biraz özel bir durum. Bu uzay çoğunlukla önemli. O da Banach olmanın ötesinde bir de içinde iç çarpım üretebildiğiniz bir uzay. Bu da yine bir başka matematikçinin ismini anılan Hilbert uzayı. Aslında yine biraz daha bilenler için söylemek gerekirse şu gördüğünüz P 1 bölü P artı 1 bölü Q eşittir 1 olduğunda LP ve LQ uzayları birbirlerine eşlenik oluyorlar. P eşittir 2 olduğunda gördüğünüz gibi Q da 2 oluyor. Dolayısıyla L2'nin çok fantastik özelliği kendisine eşlenik olması tabii. Esas da kritik olan bu. Ve burada işte şöyle bir eşitsizlik var. Gördüğünüz gibi bu Hölder eşitsizliği iki fonksiyonu çarptığınızda bunların üzerinde böyle bir eşitsizlik söyleyebiliyorsunuz. P ve Q 2 olduğunda bunun adı genelde Cauchy-Schwarz diye anıyoruz. Ama genelde de böyle eşitsizlikler var. Bu eşitsizliklerden bir tanesini söyleme gereği duydum. Çünkü bunlar önemli şeyler. Çünkü genelde bu işi yapan insanlar bir takım büyüklüklerin üst sınırlarını bulmaya çalışırlar. Üst sınırları bulurken de yani bir objenin matematiksel bir objenin ne kadar büyük olduğunu anlamak isterseniz
Bakacaksınız değil mi büyüklüğüne? Onu da bu normla bakıyoruz. O zaman böyle işsizliklere ihtiyacımız var. Böyle bir L2 uzayına odaklanabiliriz. L2 uzayına odaklandıktan sonra L2'nin üzerine çok aslında basit bir şekilde yeni uzaylar inşa edebiliriz. Bu işte Sobolev'in 1930-40 civarlarında düşündüğü şeyler. Diyoruz ki mesela fonksiyonun kendisi ve kaç tane türevi varsa, hani 1 olur, 2 olur, 3 olur, sonsuz olur, bilinmez. Kaç tane türevi varsa hepsi de L2'deyse, yani o zaman gördüğünüz gibi bu türev derecesine kadar olan sayıyla bir uzay söylüyoruz. HK uzayı, K burada kaç tane türevinin L2'de olduğunu gösteriyor. Bu uzaylarda yine Hilbert uzayları oluyor. L2 tabanlı oldukları için, L2 üzerine kuruldukları için. Ama bu uzayların ismi Sobolev uzayları. Ama bir Sobolev uzayı ile L2'nin ne farkı var? Hemen hemen hiçbir farkı yok. Yani teknik olarak hiçbir farkı yok. Olup biten şey elimizdeki fonksiyonun şimdi türevleri var. O türevlerinin de L2'de olduğunu biliyoruz. Burada omega yine bir bölge. Fakat şimdi ilginç olan, burada da bir norm var, onu da yazdım. Çok önemli değil. Yani yaptığım şey zaten hiç ilginç değil gördüğünüz gibi. Herhangi bir L2 fonksiyonun şurada gördüğünüz normunu biliyoruz. Onları alıyorum, her bir türev için hesaplayıp hemen hemen topluyorum falan. Yani öyle düşünebilirsiniz. Şimdi burada ilginç olan bir şey var. Bir hani matematiksel zıplama yaratan şey. Burada türev dediğim zaman zayıf türev anlamında kullanıyorum. Bu alandaki önemli sıfat damlamalarından birisi bu. İsim damlaması mı? Sıfat damlaması. Zayıf türev. Bu sizin bildiğiniz türev değil. Yani noktasal olarak hesaplanmıyor. Hani x karenin türevi 2x'tir gibi bir şey değil bu. Ama şunu söyleyeyim. Bir fonksiyonun klasik anlamda türevi varsa bu zayıf türevine eşit. Tabii ki. Yani zayıf türev, klasik türevden farklı bir şey değil o anlamda. Ama bazen kuvvetli, yani normal, standart türevin olmadığı noktalarda da, hani bu da kötü bir cümle oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir bölge içinde bir fonksiyonun belli noktalarda türevsiz olma halini biliyoruz değil mi? Mutlak değer fonksiyonu gibi veya zıplamalı fonksiyonlar gibi. Zayıf türev bu engeli aşmaya yardım ediyor. Sobolev'in düşündüğü şey aslında biraz genius bir şey. Ben bunu hep öyle bulmuşumdur. O yüzden de bunu paylaşma gereği duydum. Şunu düşünmüş çünkü, ya benim türeve neden ihtiyacım var? Ben türeve aslında çok büyük oranda integration by parts yapıyorum. Şimdi eğer şöyle bir integral varsa, integration by parts yapmak ne demek? Bu türevi almak ve buna kaydırmak demek aslında değil mi? Yani yaptığınız şey türevi yer değiştirmektir integration by parts'ta. Çünkü çarpım türevi alırsınız, değil mi? Böyle bir şey çıkar. Sizin elinizde sağ taraftaki iki terimden ya biri vardır ya diğeri vardır. Ama diğerine geçmek istersiniz. Çünkü o integrali daha kolay alabileceğinizi ya da onunla daha kolay uğraşabileceğinizi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla şimdi kısmi integrallemenin bir integralin içindeki iki terimin arasında türev kaydırmak olduğu abstraction'ına ulaştığımız zaman bunu yapmanın tabii matematik olarak robust bir yolunu bulmak lazım. O da şu. Bakın bu işaret şu demek. Şu uzay şu demek. Şuradaki sonsuz kere türevli demek. Buradaki sıfırda bazıları C de yazıyor ya. Omega içinde compactly supported demek. Yani şöyle resimle belki anlatmak daha kolay. Yani omega böyle bir bölge ise fi'nin sıfır olmadığı yerler bunun içinde kalmak zorunda.
sınırlarına kadar gidemez fiilin. Aralarında mutlaka pozitif mesafe olmak zorunda. Bu şu işe yarayacak. İntegrasyon bypass yapmaktan aklınızda kalmıştır. Bir tane şey çıkar. Değil mi? UDV, U çarpı V'nin sınırlardaki hesabı çıkar. Onun sıfır olmasını istiyoruz. Onu istemiyoruz yani. Bir ikinci catch, dikkat etmek gereken her tabii ki eğer bir tane için bunu söylerseniz çok anlam olmaz. Şans eseri tutturmuş olabilirsiniz. Bu tip her fonksiyon için bunun olmasını istemek. Şimdi bakın o zaman buradaki eksi işareti ne? Tabii ki buradaki eksi işareti sizin her zamanki eksi işaretiniz kısmi integraldeki o eksi var ya iki integralin başındaki. Sağdaki integralin başındaki. Şimdi ne oldu? Bakın türevi kaydırdığımı varsayıyorum. Oradaki phi prime sol tarafta, sağ tarafta phi gözüküyor. Demek ki G de F'nin türevi olması lazım. Yani çünkü bildiğimiz kısmi integrasyon bu. Eğer F türevli olsaydı zaten burada F üssü görecektiniz değil mi? Göreceğiniz şey buydu. Şimdi bu bir abstraction, bu bir nasıl anlatılır? Türevlenebilirliğe biraz daha primitif bir bakış. Çünkü türev almak aslında zor bir şey. Türevlenebilir olmak da zor bir şey. Bakın bu türevlenebilir olmak istemiyor. Türevlenebilirse doğru ama türevlenebilir olması gerekmiyor çünkü integral alıyorsunuz sadece. Bu işlerde ilk ilginç ve atlanması gereken adım böyle bir yeni türev kavramıyla buna expose olmak, buna alışmak, bir takım örneklerden bahsetmek. Ama yani şu kadarını yani söylediğim her şeyi bu arada anlamanız mümkün olmayacaktır. Bunun için bir sıkıntı olmasın. Yani bu normaldir ama şu kadarcık fikre aşinalık üretebilmeyi umuyorum. Yani integration by parts sayesinde bir böyle garip bir türev tanımı yapabilme gücümüz var aslında. Tamam mı? Ama bakın bunu yine de noktasal söylemiyorum. Yani bir integral. İntegral her zaman bir average'dir, ortalamadır. Bir şeyi sağlıyorum yani. Ortalamada bir şeyi sağlıyorum. Şimdi bu böyle çok işe yarar bir fikir midir, değil midir? Tabii ki başlarda fazlaca belli değil ama sonra işte Fransız matematikçi Schwarz'ın da katılmasıyla yani bu teori çok büyük bir teori haline gelmiştir. Yani zayıf türev teorisi değil. Zayıf türev üzerine bindirilen uzaylar ve artık oradan çıkan her şey. Bu arada yani tabii ben LP uzaylarından bahsederken Lebesgue'den bahsettim. Buradaki integral de eğer istiyorsanız bir çeşit zayıf integral. Yani bildiğinizden biraz daha ne derler çok fonksiyonu integre edebilen bir integral biçimi. Bu anlamda integralin tanımı daha zayıf ama daha güçlü tabii dolayısıyla. Çünkü daha fazla yere temas edebiliyor. Aynı şekilde bu türev de. Zayıf türev diyoruz. Zayıf demek daha az şey istiyor demek. Bu da demek ki daha çok şeyi handle edebiliyor. Tamam mı? Elimizde böyle bir L2 uzayı var. L2 uzayına üzerine bindirdiğimiz HK uzayları var. Şimdi bir de Fourier dönüşümü var. Yani benim için şey olan. Herkes bununla ilgilenmiyor bu arada. Buradan şimdiye kadar söylediklerim hemen hemen herkesin ortak alanı. Şimdi Fourier dönüşümüyle herkes ilgilenmez. Fourier dönüşümüne ben bir boyutta konuşmaya çalışıyorum. Çok fazla büyütmüyorum ama yüksek boyutlara çıkabilirsiniz. Yani şuraya bir RD yazsanız kimse size niye yazdınız demez. Yapabilirsiniz. Hatta ben burada hala şurayı koydum. Eğer yüksek boyuttaysanız bunu kendime hatırlatmak için koydum. Bu bir çarpım değil, iç çarpım olarak çalışacak. Çünkü eğer değil mi RD üzerinde integral alıyorsanız burası böyle dx1, dx2 değil mi? dx'de d boyutlu bir integral olacak. Yani bu da xi'de iki vektör iç çarpım yapmam gerekecek. Ama bir boyutta bakarsanız çarpım. Sorun yok. Bu böyle bir
integral. Çok fazla detayı bizim için şu anda önemli değil ama burada bir i görüyorsunuz, i sayısı. O i sayısı kompleks birim sayı. Karesi eksi bir olan sayı. Çok masum gözüküyor. Gx fonksiyonuyla başlıyorum. Onu böyle bir eksponansiyelle çarpıp integrinden alıyorum. Sonuç başka bir değişkene bağlı. Bunu genelde böyle gösteriyoruz. Üzerine bir şapka koyuyoruz. Şimdi birkaç tane kritik şey var. Bunlardan birisi x de x de reel sayılar. Yani sayılar derken reel değişkenler. Dolayısıyla böyle bir arkadaşın kompleks boyu 1. Dolayısıyla yani e üzeri i teta nedir arkadaşlar? Kosinüs teta artı sinüs i sinüs tetadır falan. Yani öyle hatırlatayım biraz daha küçük yaşta, küçük sınıflarda olanlara. Hani onun da boyunu hesaplarsanız sinüs kare artı kosinüs kare yapar. O da 1 yapar değil mi? Aynı noktada. Neyse. Şimdi bunu şu yüzden söyledim. Bu integral improper bir integral. Bu integralin yakınsaması lazım bir anlamı olması için. Bu integralin yakınsamasına eksponansiyelin hiçbir katkısı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e üzeri i teta gibi şeyler sinüs ve kosinüs yüzünden sadece salınım yaparlar, osilasyon yaparlar ve ileri geri aşağı yukarı neyse işte salınırlar. G'nin özellikleriyle ilgilidir bu integralin konverj etmesi, yakınsaması. Bu kendi başına bir teori bu arada. Yani bu burada çok bahsedecek bir şey yok. Ben sadece dediğim gibi birkaç aspekt anlatmaya çalışıyorum size. Fakat L2'de olduğumuz sürece rahatız diyeyim. Bu dönüşüm terse de çevrilebiliyor. Çok da kolay terse çeviriliyor görüyorsunuz. Sadece şu eksiği artı yapıyorsunuz. Ne yapmıyor? Şu eksiği artı yapıyorsunuz. O kadar. Dikkat etmek gereken şey, reel değerli bir fonksiyonla başlasanız bile Fourier dönüşümü mutlaka ki kompleks değerli. Dolayısıyla bu integral düşündüğünüz kadar kolay alınamayabiliyor. Yani bir takım kompleks analiz tool'ları, alet edevatı gerekiyor. Ama ve lakin ileri geri gitmenin mümkün olduğu bir dünya bu. Bu arada hani dönüşümü böyle, ters dönüşümü de böyle tanımlayabilirsiniz. Bunlar arasında çok büyük bir fark yok. Size çok büyük bir şey getirmez yani. Şimdi bunu R üzerinde söyledim. Bunu mesela çember, bu arada T'nin ne olduğunu yazmamışım. T harfi kullanılıyor çünkü yüksek boyutlarda karışıklık oluyor. Torus aslında. İki boyuta geçtiğinizde torus olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Ama bir boyutta da T kullanılıyor çünkü iki boyuta geçtiğinizde küre değil yani. Torus. Orada daha anlamlı tabii. Yani birçok çemberle çalışıyorsunuz demek istiyorum. O yüzden genel kabul, alışkanlık burada T yazmaktır. Burada da değişen bir şey yok. Tek fark var. Burada sürekli bir değişkenimiz varken burada tam sayılar üzerinden şöyle söyleyeyim. Tam sayılar üzerinde değişen bir değişkenimiz var. Şimdi bu niye böyle, niye değil? Fourier dönüşümü bir analiz aleti olsa da cebirsel bir yapısı da var ve değişik gruplar üzerinde Fourier dönüşümü yapabilirsiniz. Sayı teoricileri çok yapar bunu. Değişik gruplarda değişik cebirsel gruptan bahsediyorum yani. Gruplar üzerinde Fourier dönüşümleri yaparlar. O dönüşümlerin her birinin değişik bir yapısı vardır. Yani özü hep aynıdır ama değişik yapıları vardır. Değişik kuralları vardır. Burada da
R dediğim grupla çember dediğim grup arasındaki farkı görüyorsunuz. Bir tanesinin periyodik bir yapısı var. Yani matematiksel olarak baktığınızda değil mi? Bir yerinden başlayıp döndüğünüzde aynı yere geliyorsunuz. Diğerinde o yapı yok. Dolayısıyla biz aslında yukarıdakine Fourier dönüşümü diyoruz R'de olduğu zaman. Aşağıdakine Fourier serisi diyoruz. Gördüğünüz gibi bir seri. İki ucu sonsuz olan bir seri elde ediyorsunuz. Bu yukarıda G şapkaya Fourier dönüşümü derken aşağıda G şapkaya Fourier katsayısı diyoruz. Her bir K için değişik bir katsayı buluyoruz. Yukarıda kısiler bütün reel sayıları alabilirken aşağıda K'ler sadece tam sayılar üzerinde gidiyor. Tamam. Ama iki değişik grup. Bunlar şu anda benim için biraz önemli çünkü probleminizi nerede çözmek istediğinizle ilgili nerede Fourier dönüşümü yapacağınız. Ama bunun dışında Fourier dönüşümünü mesela yarı doğru üzerinde yapamazsınız. Tamam, grup yapısını kaybedemezsiniz yani. Biraz böyle kendi başına dediğim gibi bir teknikalitesi olan bir şey. Şimdi L2 uzayı Fourier dönüşümü için iyi bir uzay mı? İyi bir uzay. İlk cümle çok kritik aslında. Fourier dönüşümü L2'den L2'ye izometrik izomorfizma yani izometrik izomorfizm. Bu da şu demek, Planchard'le aşağıdaki satırda gördüğünüz Planchard, buna da İsviçreliydi galiba. 1900-1910 civarlarında değişik manifestasyonları var bu şeyin. Parseval diyenler de var, Planchard diyenler de var. Tabii ki Parseval de yapmış, Planchard herhalde biraz daha genişletmiş. Bakın bu diyor ki size L2 uzayında bir fonksiyonun büyüklüğü onun Fourier dönüşümünün büyüklüğüyle aynı kalır. Bu izometri demek. Boyları değişmez. Bu arada boyları değişmez de çok önemli değil. Şu olsaydı da dünyanın sonu olmazdı. Yani şurada bir iki olsaydı da dünyanın sonu olmazdı. En çok dikkat ettiğim şey her zaman sıfır olmayanları sıfıra gönderiyor mu? Aman göndermesin. Patlayanları patlamayanlara gönderiyor mu? Yani sonsuzları sayılara gönderiyor mu? Onu da yapmasın. Yani anlatabiliyor muyum? Yani 3'ü 5'e göndermiş, 7'yi 8'e göndermiş çok önemli değil. Mümkünse tabii izometri olması için burada uniform bir kural olması lazım. Yani her fonksiyon için bu katsayı 5 ise o da tamam. Ama biri için 3, biri için 5, biri için 8 ise ona izometri diyemem. Yani anlatabiliyor muyum? O kötü bir şey. Bu izomorfizma olması da şu demek. L2'den bir fonksiyon aldığınızda karşısında bir transform buluyorsunuz. Burada gösterdim, ters dönüşümü de var. Ve bunun terste de bir karşılığı. Ben size L2'den bir fonksiyon verdiğimde bu da illaki başka bir şeyin transformu olmak zorunda, dönüşümü olmak zorunda. Yani L2 Fourier dönüşümüyle tamamen ileri geri gidebileceğiniz bir uzay. Ve ayrıca da burada dikkatli konuşmam lazım tabii. Bütün bu karşılıklılıklar bir ve yalnız bir şekilde olabilir. Bir fonksiyonun bir tane transformu vardır. Bir fonksiyonun da bir tane geri transformu vardır mutlaka ki. Ama bu tabii Lebesgue integralinin ölçebildiği şeye kadar, yani yine biraz daha bilenler için söylemiş olayım, benden çıkmış olsun. Yani set of major zero'ya kadar belli bir class, bir quotient out'la bunu yapabiliriz. Çemberde de bu doğru. Gördüğünüz gibi bu uzayın adı biraz değişiyor yalnız. Böyle küçük L diyoruz buna. Tam sayılar üzerindeydi hatırlayın çember olduğunda. Oradaki norm da aynı aslında. İntegralini, yani karesinin integralini kare kökünü alacağımıza, işte karelerinin toplamını alıp kare kökünü alırız. Aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Sonuçta teknikli integral ile sum aynı şeyler. Değil mi? Birisi ayrık bir küme üzerinden yapıyorsunuz, birisi sürekli bir küme üzerinden yapıyorsunuz. Şimdi bir diğer özellik, yavaş yavaş türevlerle ilgilenmeye başlarsak, bir fonksiyonun Fourier transformunu almayı biliyorum. Mesela onun bir türevi varsa, onun Fourier transformunu almayı biliyor muyum? Kendisi cinsinden.
Çok basit. İntegrasyon by parts, evet, kısmi integrasyon teknikleriyle gösterebilirsiniz ki şu gördüğünüz türev fonksiyonunun dönüşümü fonksiyonun kendisinin dönüşümünün şöyle bir şeyle çarpılması demek. İ çarpı kısı ile. Hatta daha da genel yazdım aşağıda. Beşinci kez türev alıyorsanız bu i çarpı kısıyı beşinci kuvvetiyle çok basit de bir görmesi bunu. Değil mi? Yani ardı arkasında uyguluyorsunuz çünkü. Her bir türev size bir i kısı faktörü getiriyor. Şimdi olup biten ne? Bu çok magical bir şey aslında. Çünkü arkadaşlar konuşmanın bir başlığı türevli denklemler. Şimdi türevli denklemler demek ortada türev var demek. Türevi Fourier dönüşümü yani polinom diyebilirim. Polinom olmak zorunda değil ama neyse. Polinom çarpımlarına dönüştürüyor. İlginç bir şey bu. Yani tersten de görebilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir fonksiyon mesela H2 midir? Yani iki tane türevi de kendisiyle beraber L2'de midir sorusunu bu fonksiyonun türevini almaya çalışarak yapabilirsiniz. Değil mi? Sonra bir kere daha türevini almaya çalışarak yapabilirsiniz. Ama Planchérel de var. Onun yerine bu integral sonlu mudur diye de bakabilirsiniz. Çünkü bu ne ki? Bu, özür dilerim, yani buraya çok önemli değil ama şeyini koyayım. Bu tam olarak ikinci türevin Fourier bölgesindeki karşılığı. Ama zaten Planchérel var yukarıda gördüğünüz şey. Eğer ben bunun sonlu olduğunu gösterirsem bunun da sonlu olduğunu göstermiş olacağım. Dolayısıyla bu işi yapan insanların birçoğu hayatlarını Fourier bölgesinde geçirmeyi tercih ediyorlar. Çünkü türev dediğiniz şey hep böyle garip şöyle şey çarpımlara dönüşüyor. Biraz daha rahat yani uğraşması demek istediğim. Fourier dönüşümünün çok önemli bir alameti farikası türevleri çarpıma dönüştürmesi. Hocam hiç ters şekilde kullanılıyor mu bu? Yani hep böyle diferansiyel denklemleri, algebraik denklemlere çevirmek için kullanıyoruz ama hiç algebraik bir denklemi çözmek için böyle bir şey kullanılıyor mu acaba? Yani ne şimdi algebraik denklemi çözmek için kullanılıyor ama bu şekilde değil. Yani şöyle söyleyeyim, dediğim gibi sayı teoriciler kullanıyor Fourier dönüşümlerini. Özellikle aşağıdaki çember üzerindeki formunu yani Fourier serilerini. Ama tersten gitmiyorlar. Yani onlar cebirsel denklemlerle uğraşıyorlar ama yine dönüşüm yaparak uğraşıyorlar. Ama normal koşullarda zaten diğer taraf, türevler bizim kaçmak istediğimiz yer. Her ne kadar türevli denklem çalışsak da türevlerle uğraşmak çok kolay değil arkadaşlar. Yani genel modda böyle bir şey. Çünkü hani yani prensip her zaman cebirsel denklemlerin daha basit olduğu. Tam olarak doğru olmayan bir şey söylüyorum ama hani prensip böyle bir şey. Dolayısıyla denklemleri cebirsel hale çevirmek önemli. Şefika tabii ben söylemekten biraz kaçındım ama Şefika o noktaya temas etti. Yani bu aslında birazdan da göreceğiz. Türevleri polinom çarpımına çevirdiği için türevli denklemleri de cebirsel denklemlere çevirme kabiliyetine sahip. Up to a degree. Şimdi ben burada yine bir şey yaptım. Bu slide karışık görünebilir bazılarınız için. Şunu
motive etmek istiyorum. Yavaş yavaş. Bu HK uzayında K türevlilik derecesi gösteriyor ya. K tam sayı olmak zorunda da değil. Bu da mesela bir sıçramadır matematikte. Şimdi neden değil? Matematiğin genel, hepinizin çalıştığı alanlarda karşınıza çıkıyordur. Şöyle argümanları vardır. Bir şeyi önce olması makul olan bir düzenek içinde yaparsınız ve bir şey kanıtlarsınız, eşitlik. Sonra o eşitliğe baktığınızda o eşitliğin kullanarak aslında daha o düzen dışındaki şeyleri de ele alabileceğinizi fark edersiniz. Burada olacak şey o. Şimdi aslında K normal koşullarda bir tam sayı. Çünkü kaç tane türevi olduğunu söylüyor. Yani K bir tam sayı aslında. Ama şimdi normunu hesaplayalım. Planşerel kullanıyorum. Yani nerede planşerel var? Burada planşerel var. Evet. Çünkü fiziksel bölgedeki normlarla Fourier bölgesindeki normlar aynı. Şimdi bunu yazmaya kalkıyorum. Şimdi biraz önce söylemiştim ya şöyle bir şey olduğunu. Şurayı kastediyorum şu anda. Şimdi bir fonksiyonun n'inci türevini alırsanız ona xi üzeri n gibi bir şey getirirsiniz. Değil mi? Fourier bölgesinde. Bakın bu sıfırıncı türevi temsil ediyor. Bu birinci türevi temsil ediyor. Bu ikinci türevi temsil ediyor. Bu k'inci türevi temsil ediyor. Tam da k'ye kadar gidiyordum. Şimdi burada biraz teknik bir şey oluyor ama çok önemli değil. Takılmayın. Burada önemli olan iki tane terim vardır diyorum argüman size. Nedir? Bir bu önemlidir, bir de bu önemlidir. Yani en düşük ve en yüksek kuvvetler önemlidir. Neden öyledir? Çünkü bu integrali ikiye ayırabilirsiniz. Küçük kısiler için, büyük kısiler için. Küçük kısilerde gördüğünüz gibi hepsi birden küçük kalacak sağ taraftakilerin. Dolayısıyla bir en dominant terim. Büyük olduğu zaman da tabii ki en yüksek kuvvet en dominant olacak. Yani biri birle çarpımı tutarsanız tamam, bir de xi üzeri k ile çarpımı tutarsanız tamam. Aradakilerin hepsi zaten neyle tutulacak? Bu ikisinden biriyle tutulacak. Mümkün değil başka bir şey olma ihtimali. İki tane baskın terim var. Dolayısıyla ben bütün bu çok büyük gözüken toplamı aslında iki tane şeye şöyle bir şart kullanıyorum ben. Similar demeye çalışıyorum. Similar demek comparable demek. Yani aralarında 3-5 kat fark vardır. Çok büyük bir fark yoktur gibi bir şey söylemeye çalışıyorum kabaca. Ve bunu da k ile 2'nin yerini değiştirerek şöyle yazıyorum. Bu da mümkün elbette ki. Bunların hepsi gösteririm arkadaşlar bu noktadan sonrası. Bu şeye de bir isim veriyorum. Kolay yazmak için. Bu garip bracket'a Japon parantezi deniyor. Japon parantezi mutlak değerin hemen hemen aynısı farkındaysanız. Eğer şunu görmezseniz mutlak değerin ta kendisi. Bununla beraber mutlak değerden biraz büyük. Ama bu suni bir şey değil. Bunun böyle bir büyüklüğü yaratmamızın sebebi tam olarak şu yukarıdaki şu normu biraz yakışıklı ve basit bir forma getirmek için yapıyoruz. Orada da görüyoruz ki şöyle bir kuantiti biraz önemli bizim için. Ama bu mutlak değeri şöyle okumanızı ben dilerim. Yani bu Japon parantezini şöyle okumanızı dilerim. Bu Japon parantezi içine giren şeyle beraber eşittir değil, özür dilerim. Eşittir yazarsam yanlış olur. Ya bir gibi davranır ya da mutlak değer gibi davranır. İkisinden biri vardır. Ne zaman bir gibi davranır? Ben hepsi birbirine benzedi, özür dilerim. Bir ne zaman olur? Mutlak içindeki arkadaş birden küçükse bir gibi olur, değil mi? Şuraya baksanıza. Xi birden küçükse bu adam bir yani, more or less.
Yaklaşık diyorum yani. Birden büyükse de birin bir önemi yok. Dolayısıyla bu özel bir gösterim sadece hayatımızı kolaylaştırmak için. Ve en sonunda geliyoruz. Aslında bu HK uzayında bir normu. Aslında bayağı böyle bir karışık marışık yazmıştık. Nerede yazdım? Burada böyle garip şeyler yazmıştık. Sonra Fourier'e geçebileceğimizi gördük. Planşarel özdeşliği sayesinde. Sonra şöyle şeyleri keşfettik. Bir takım hesaplar yaptık. Aslında şöyle bir integrali yakın satırsam bu adamın k kere türevli ve bütün türevlerinde L2'de olduğunu göstermiş olur. Ya bakın tam dediğim şey oluyor. G fonksiyonunun kendisinin ve türevlerinin L2 normlarını hesaplıyorum sol tarafta değil mi? Essentially yaptığım şey o. Sağ tarafta ne oluyor? İşte kısinin bir takım kuvvetleriyle çarpmak gibi bir şey oluyor. Nerede? Burada bir şapka var görüyorsunuz. Fourier bölgesinde. Burada birçok şey kullandık. Fourier dönüşümü kullandık. Planşarel kullandık. Fourier dönüşümünün türevleri etkisini kullandık. Tabii ki bu HK uzaylarının kurulum biçimini kullandık. Onların normlu olmasını kullandık. Her şeyi kullandık ve normlar arasında bir ilişkiyi kullandık bu sayfada gördüğünüz. Normu biraz basitleştirebilme işlemleri yaptık. Velhasıl kelam geldiği nokta herhangi bir fonksiyonun bir HK uzayında, diyelim ki H3 uzayında olduğunu anlamak istiyorsanız şu mutlak değere benzeyen Japon parantezinin üçüncü kuvvetini alırsınız. Fonksiyonun Fourier dönüşümüyle çarparsınız. Bunun L2'yi biliyoruz değil mi? Yani alacağız içeri, karesini alıp integral alacağız. Buna bakarsınız. Bu sonluysa tamam. Ama şimdi bu karakterizasyonu yaptıktan sonra dediğim şey oluyor. Burada K'nin tam sayı olmasının bir önemi yok ki artık. Buraya kadar vardı. Ama ben şimdi her şeyi unutup sadece şuna bakabiliyorsam eğer, burada K tam sayı olsa ne olur, olmasa ne olur? Değil mi? Dolayısıyla insanlık sadece burada K'nin tam sayı olmasına gerek olmadığını, yani şimdi buraya K yerine silip 1/3 yazsam, komik bir şey söylemiş olmayacağım yani tabii ki bir kuantinin 1/3. Kuvvetini alabilirim. O yüzden de bu norma geçme başarısını gösterdikten sonra artık K'nin bir tam sayı olmasına ihtiyacımız kalmadığını çözüyoruz ve aslında her reel sayı için burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu alt satırın aynısı var ama K yerine S yazdım. S'inci kuvvetini alıyorum. Fourier dönüşümü çarpıyorum. L2 normunu hesaplıyorum. Bu da bu demek zaten. Eğer bu sonluysa bu arkadaşın S kere türevi vardır diyorum. S kere. Yani S reel sayı. Şimdi o zaman ama mesela yarım kez türevli olmaktan bahsedebilirim. Nasıl bahsederim? Eğer bu integral convergence'a yakınsaksa yarım kez türevli olur. Bu da önemli bir şey benim için. Şunu yani benim için derken size anlatmayı tasarladığım bir şey. Çünkü bu matematiğin tipik bir mekanizması. Başta da söyledim. Tam sayılarla çalıştım. Denk bir formülasyon buldum. Ama sonra o denk formülasyonun tam sayılar kadar dünyasının dar olmadığını fark ettim. Dolayısıyla reel sayılar için de aynı formülasyonu yaparak hayatın bir anında 1940'lardan önce son derece aptalca gelen mesela yarım türev, 3/5 türev, 7/8 türev, 16/13 türev falan gibi şeylerden bahsedebilir hale geldi. Ama bu bir abstraction, unutmayın. Kimse gidip de yarım türev hesaplayıp yarımıncı türevi budur demiyor. Yarım kez türevlenebilme kabiliyetinden bahsediyorum. Okay? Dolayısıyla bu da bir ilerleme. Ondan sonra bu uzaylıların birbirleriyle karşılaştırmasını yapmış. Yani bu da basit bir şey tabii.
Bu uzayların en büyüğü L2'nin kendisi. Yani sıfır kere türev olanlar. Onlardan işte ne kadar türev isterseniz uzayın o kadar çok içine giriyorsunuz. Dolayısıyla S1, S2'den büyükse o zaman ona karşılık gelen HS1 uzayı HS2 uzayından daha küçük. Ve onun içinde. Küçük olmaktan öte onun içinde. Değil mi? Çok basit. 5 kere türevliyse 3 kere de türevlidir. Tabii ki. L2'de olmak koşuluyla. Dolayısıyla bu uzaylar böyle gittikçe küçülüyor. En büyüğü L2 gittikçe küçülüyorlar. Dolayısıyla sağa doğru gittikçe, yani teoremlerinizi sağa doğru giderek kanıtladıkça aslında daha iyi teoremler kanıtlıyorsunuz. Neden? Çünkü daha büyük uzaylar için kanıtlıyorsunuz. Sola doğru gittikçe uzaylarınız küçülüyor. Daha fazla structure kazanıyorsunuz. Daha çok türevlilik kazanıyorsunuz. Daha çok türevlilik kazandıkça ispatlarınız biraz daha kolay oluyor. Kolay, işte, relatif. Şimdi kısaca nasıl relate edeceğim onu da bahsedeyim. Ben tipik bir denklemi böyle yazdım. Tipik bir kısmi türevli denklem bu değil. Her türlü şeyi yazabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi kendi uğraştığım şeylerle ilişkilendirmek istediğim için, daha fazlasına burnumu sokmak istemediğim için kendim bir denklemi nasıl gördüğümü söylemek istiyorum. Bir tane zamana göre türev. Burada bir tane L var. Bu bir diferansiyel operatör diyoruz biz. Örnekleri aşağıda. Siz bir yandan bakabilirsiniz onlara. Burada da bir doğrusal olmayan terim var. Yani N harfi non-linearity'den geliyor. Bu problemi reel sayılar üzerinde veya çember üzerinde düşünebiliriz. En basit durumlar bunlar. Bir de ilk başlangıç koşulu koyuyorum. Başlangıç koşulunun bir uzayı var. Şimdi bu H'ler ortaya çıkmaya başlıyor. Burada bahsettiğimiz H'ler. Örnekler verdim. En bilinen örneklerden verdim. İşte Schrödinger'den. Bu i hala aynı i. Yani şu i. Schrödinger denklemini verdim. Bu tam bu formatta bir denklem görüyorsunuz. Dolayısıyla L dediğim şey iki kere türev alma işlemi. İşte doğrusal olmayan terim şu. Ben hala mutlak değeri koyuyorum, görüyorsunuz, kare olmasına rağmen. Çünkü kompleks değerli bir fonksiyon U bu kontekste. Bunlar bu arada çok ünlü denklemler, bilmeyenler için söylemiş olayım. Korteweg'de Freeze denklemi, KDB olarak bilinen, türev derecesi bir fazla. Doğrusal olmayan terimi de ilginç. Burada doğrusal olmayan terimde türev yok mesela. Burada var. Isı denklemi var. Bu daha elementer. Lisans öğrencilerinden de az çok kısmi türev denklem alan olduysa bunu görmüştür. Bu lineer bir denklem. Bunun n'si sıfır zaten. Non-linear kısmı yok. Yani gördüğünüz bir takım denklemleri bu formatta yazabilirim. L'yi ve N'yi recognize edebilirim yani bu setup içinden. Buna biz başlangıç değer problemi diyoruz, Cauchy problemi diyoruz. Burada en önemli data arkadaşlar, denklemin kendisi dışında tabii, başlangıç fonksiyonun hangi uzaydan olduğu, bütün problemleri bu başlangıç fonksiyonun hangi uzaydan olduğuna göreceli bir şekilde ilerletiyoruz. Bütün referans noktanız nereden başladığınız. Ve sizi bu zaman dinamiğinin nereye götürdüğü. Burada önemli sorular benim için iki tane. Birinci soru herkes için önemli bir soru. İyi konulmuşluk sorusu. Well, positiveness sorusu. Bu da şu demek, başlangıç uzayınız dediğim gibi, yani G'nin başlangıç fonksiyonu uzayı herhangi bir Sobolev uzayıysa, zamanda sürekli uzay değişkeninde de yine aynı uzayda olan, yani HS'de olan, bir ve yalnız bir çözüm bulabilir misiniz? Yani varlık ve teklik ve üçüncü bir koşul var. O da başlangıç fonksiyonunu değiştirdiğinizde çözümün değişimi, yani G1 bir başlangıç koşulu, ona karşılık gelen U1 çözümü. G2 başka bir başlangıç koşulu, ona karşılık gelen U2 çözümü.
Eğer U1 ile U2'yi birbirine yakın tutmak istiyorsanız başlangıç koşullarını ona göre ayarlayabilir misiniz? Yani bir süreklilik değil mi? Hani tipik süreklilik tanımı var ya, for all epsilon there is delta, f of x minus f of y less than epsilon whenever x minus y less than delta. Exact same definition. X ile y burada tek farkı var. X ile y iki değişik başlangıç koşulu. G1 fonksiyonu, G2 fonksiyonu. F of x de G1'e karşılık gelen U1 çözümü, f of y da G2'ye karşılık gelen çözüm. Aynı tanım. Buna biz well posedlık diyoruz veya iyi konulmuşluk diyoruz. Bu en önemli sorulardan birisi. Genelde bu sorunun cevabı denkleme baktığınızda bu S'ye bağlı olur. Bazı S'ler için bunu yapabilirsiniz. Bazı S'lerin belli bir eşiğin altına indiğinizde yapamamaya başlarsınız. Matematikçiler için tabii bu eşik kanıtlamak da zor. Onu da söylemek isterim. Yani sıfırdan büyük S'ler için kanıtlıyorsunuz mesela. Sıfırdan küçükler için olmadığını iddia edemezsiniz değil mi? Olmadığını da ayrıca kanıtlamanız gerekir. Dolayısıyla aslında well posedness'ların bir de ill posedness kısmı var. Yani onu yapan insanlar da var. Onlar da diyorlar ki S belli bir değerin altına indiği anda bu problem iyi konmuş değildir. Bunu da kanıtlamanız gerekiyor. Yani tipik olarak counter example'larla tabii ki. Küçükse daha zor, daha makbul diye not düştüm. Demin dediğim sebepten. Çünkü uzaylar büyüyor sağa doğru ve S'yi küçültmek istiyorsunuz. Daha iyi, daha geniş uzaylarda çözmek istiyorsunuz. S küçüldükçe tabii rough nasıl çevireceğimi bilemedim. Vahşi dedi ama neyse artık. Yani daha böyle kaba uzaylara gidiyorsunuz. İkinci problem benim için Şefik Abidir tabii tezinde yapmıştı. Problem iyi konulmuşsa başlangıç fonksiyonundan daha düzgün bir çözüm bulabilir misiniz? Yani başlangıç fonksiyonunuz buradaysa acaba çözümünüz burada olabilir mi? Daha düzgün dememin sebebi daha türevli olması arkadaşlar. Yani A pozitif ya, S artı A, bu da işte kaç türevli olduğunu gösteriyor. O yüzden daha düzgün diyorum. İki tane ilginç soru var benim dünyam için. Yani bunların yöntemleri işte değişik, bu biraz bilmiyorum çok mu detay ama yani denklemi alıyorsunuz. Mesela Şefika cebirsel denkleme dönüştürüyor yani demişti. Birazcık onu görebilirsiniz. Şöyle bir doğrusal denklem alırsanız. Burada nonlinearity yok arkadaşlar. Buna uzayda Fourier dönüşümü yaparsanız. Şu arkadaş böyle bir şeye dönüşür. Bu P demin dediğim sizin polinom gibi şeyler işte, çarpanlar. Kaç türevi varsa öyle çarpacak. Örnek vereceğim. T'de hiçbir şey yapmadım. Böyle bir şey oldu ama bu bir adi diferansiyel denklem. Ve lineer, çok basit. Bunu çözebilirim yani. Hocam bölmek istemiyorum ama saatimiz de 5'e yaklaşıyor. Tamam. Bunu da böyle çözebilirim ama 5 dakika geç başladım. Pardon, kaç ne kadardı süren? Bir saat değil miydi? 50 evet dakika. Hocam, bir tamam. Saat. Bu denklemi çözüp geri çevirip çözümü bulabilirim. Yani burada bir sürü böyle şeyler, P dediğin şey çok basit bir şey. Demin örneklerini verdim. Ama bunu geçebilirim, çok önemli değil. Isı denkleminde nasıl gözüktüğünü göstermek en azından isterim. İki türev var. Bakın şurada arkadaşlar. Fourier dönüşümü yaptığınız zaman buraya bir x kare gelecek. Bir tane türev var. Başlangıç koşulum. Her şey artık Fourier dünyasında. Fourier dünyasındaki çözümüm bu arkadaşlar. Yani başlangıç koşulunun Fourier dönüşümünün e üzeri eksi t x kare ile çarpılmışı. Eğer bunun ters dönüşümünü alırsam, çünkü izomorfizm olduğu için Fourier dönüşümü, bunun bir ters dönüşümü var yani. Çözümü bulurum. Kolay mı? Her zaman kolay değil. Yani bu ters dönüşümü yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ama size çözüm hakkında çok ciddi bir bilgi söylüyor. Ve daha da fazlasını yapabiliyorum. Çözümün normlarını hesaplıyorum. Yine bakın Planchere'i kullandım. Ne kadar önemli benim için. Çözümün normunu
Fourier bölgesinde de hesaplayabilirim diyorum. Ama Fourier bölgesinde biliyorum zaten çözümü. Aldım, yazdım. Bu nereden geldi? Bu zaten şunu hesapladığım için geldi. Onun parçası yani. Ama şimdi bu çok basit bir kalkülüs argümanı. T pozitif, C kare pozitif. Burada da bir eksi var. Yani inanılmaz güzel giden bir eksponansiyel var. Bu eksponansiyel er ya da geç bu polinom tipi denklemi dövecek ve bu düzensiz integrali, bu improper integrali, şu kocaman improper integrali aslında sadece g'nin l2 şeyiyle tutabileceğim. Şu işaret ne demek? Bu işaret demek ki there is a constant c which depends on time such that this is less than or equal to c of t times the norm of t. Bu c of t'yi oraya gömüyorum, önemli değil. Ama zamana bağlı bir şekilde g ile tutabiliyorum. Burada söylemek istediğim şey şu. Burada s, bu for all s doğru arkadaşlar. Bakın ne oldu. Başlangıç koşulu sıfır kere türevli. Görüyorsunuz değil mi? L2'de. Hiçbir koşulum yok. L2'de sadece. Çözüm sonsuz kez türevli. Zayıf anlamda ama önemli değil. Sonsuz kez türevli. Kanıtladım yani size sonsuz kez türevli olduğunu çözüm. Bu zaten bilinen bir durum. Yeni bir şey söylemiyorum. Yani ısı denkleminde başlangıç koşulunuz sadece L2 ise çözümünüz sonsuz kez türevidir. Yani bir anda sıfır türevden sonsuz türeve geçiyorsunuz. Bu doğrusal bir denklemdi. Ben tabii Schrödinger'den bir örnek vermiştim. Burada bunun olmadığını söylemek istemiştim. Doğrusal denklemde. Yani bakın HS'le başladım. Eşittir. Aynı şeyi buldum. Yani G ne kadar türevliyse çözümde o kadar türevli. Bazen oluyor bazen olmuyor demek istiyorum. Soru çok şey değil. Velhasılı kelam böyle hani soruyu biraz daha refine edebiliyorsunuz. Yine Şefika hatırlayacaktır. Burada aslında esas canınızı sıkan şeyin doğrusal çözüm olduğunu fark ediyorsunuz. Bu soru çok anlamlı olmuyor. İşte doğrusal çözümü çıkarsak doğrusal olmayan kısımda belki bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorsunuz. Ve orada daha fazla cevap buluyorsunuz. Ama prensip olarak iki tane önemli sorudan bahsettim. Bunu hatırlatarak bitirmiş olayım. Bir tanesi verilen bir diferansiyel denklemin başlangıç koşulunun ait olduğu Sobolev uzayında çözümünün var mı, tek mi ve başlangıç koşulunda sürekli bağlı mı olduğunu araştıran iyi konulmuşluk sorusu. Bu sorular hiç tükenmez arkadaşlar. Yani bu hep var. Bir diğeri de çözümlerin başlangıç koşuluna göre ne kadar daha düzgün olabileceği sorusu. Bu sorunun bir boş küme olmadığını söylemek için ısı denklemini veriyorum. Oluyor çünkü. Kolay olmadığını da söylemek için Schrödinger'i veriyorum. Olmaya da biliyor çünkü. Bu sorularla ilgili şey ama bunu gösterecektim çünkü Şefika şimdi burada. Şefika master tezinde mesela bunu çalışmıştı. Bu daha güncel bir şey. Mesela gösterilebiliyor. Yani periyodik problemde bir miktar iyileştirme türevde, çözümde kazanabiliyorsunuz başlangıç koşuluna göre. Bu biraz counterintuitive gelebilir. Yani başlangıç koşulu 3 kere türevliyse nasıl 5 kere türevli çözüm bulabilirim gibi bir şey düşünebilirsiniz ama bu şunun göstergesi. Demek ki denklemin dinamiği başlangıç koşulunu yedikten sonra onu daha düzgün yapabilme kabiliyetine sahip. Yani bunu anlıyoruz buradan. Mühendisler bunu çok kullanır bu arada. Yani kullanımı da vardır bu şeyin. Evet, pekala. Ya biraz çok ihtiraslı bir şey yapmışım herhalde. Neyse. Hocam çok teşekkür ederiz. Bitirdim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet oldu. Bu kadar derin bir konu. Evet, yani ben
son bir cümle söyleyeyim toparlamak için. Yani benim burada söylemek istediğim şey bir takım fonksiyon analiz uzaylarının önemli olduğu. Bunlar LP uzayları da başlar. En önemlisi benim için L2. Sonra onun üzerine türevli versiyonlarını kurarsınız, HS denen. Ve buralarda PDE soruları sorarsınız. Ama PDE soruları genelde PDE soruları gibi olmaz. Böyle bir şey de söylemek istedim. Çünkü denklem çözmeye çalışmayız biz çok fazla. Onu demeye çalışıyorum. Çözemezsiniz zaten çözmek isteseniz de. Bunlar çoğunlukla existence uniqueness teoremleri kanıtlamaktır. Bunlarda çoğunlukla tekrar ediyorum bir takım normların sonlu olduğunu yani bir takım eşitsizliklerin kanıtlanması üzerine kuruludur. O yüzden böyle analizle çok şey bir ilişkisi var. Working bir ilişkisi var. Bir de tabii Fourier dönüşümü. Bu da tabii her şeyin durduğu yer. Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Sorusu olan var mı konuşmayla alakalı? Kısmına geçmiyoruz henüz. Sohbet kısmına birazdan geçeceğiz. Hala matematik kısmındayız. Sorusu olan var mı? Ben biraz saçma bir soru sorayım o zaman. Bu şey demiştiniz ya bir de eşitsizlikler var diye. Onlara da partial differential inequalities falan mı diyorlar? Öyle bir ideye bir şey mi var? Evet öyle diyorlar. Doğru. Partial differential inequalities diyorlar. Yani onlarla bir şeyler yapabildiğin durumlar var. Değişik bir alan o yani. Şimdi temelde zorluk şey tabii. İntegral güzel bir işlem de hani monotonik türev almak monotonik değil. O yüzden differential inequality'ler birazcık tam olarak ne söylediğini benim için anlamak çok kolay değil ama elementer örneklerini az çok bilebiliyoruz. Yani duyanınız varsa mesela işte ısı denklemi için maksimum prensipleri falan vardır. Belki aldığınız bir takım derslerde adı geçmiştir. Maksimum ve minimum prensipleri söyleyebilirsiniz eşitlik durumunda. Inequality durumunda da inequality'nin yönüne göre ya maksimumu ya minimumu söyleyebilirsiniz mesela. Böyle o kadarcık şeyi anlamak biraz daha kolay. Ama evet. Bir de biraz şey var ya. Bütün bu denklemler ben size birkaç örnek verdim tabii. Schrödinger ünlü bir isim ama Korte-Bekle Frizi bilmiyorsunuz aslında. Başka da var. Bunlar çok applied denklemler. Çok fazla fizikçilerin, mühendislerin, biyologların uğraştığı, kullandığı, modellediği denklemler. Genelde de o tip bilim insanları denklemlerle çalışıyorlar. Eşitsizliklerle çok çalışmıyorlar. Yani biraz da tabii bu alanın bu kadar gelişmiş olmasının bir sebebi bu denklemlerin hiçbirisinin matematiksel olarak abstract nonsense kategorisinde olmadığı. Yani bunların hiçbiri kafadan atılan denklemler değil. Ben size gerçi çok az gösterdim de. Hani bu dünyanın, belki bu da önemli bir şey. Ben hani teşekkür ederim bunu söyleme fırsatına yol açan bir soru olduğu için. Bu dünyada çalışan insanlar denklemleri kafadan yazmazlar. Kafadan yazarsak çünkü ürettiğimiz sonuçlar genelde bir karşılığı olmaz. Yani makale basmak anlamında söylüyorum. Zaten de anlamlı bir denklem yazmak çok zor arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim. Hani oturup böyle bir şey yazayım falan çok çok saçma bir şey yani. O yüzden biz bu konuda genelde deney yapanlara, mühendislere falan güveniyoruz. Onlar bir şeyler buluyorlar, bir şeyler modelliyorlar. Dinamikçiler işte şey hidrodinamik falan yapanlar. Veya uçak uçuranlar falan. Yani onların böyle garip şeyleri oluyor, modellemeleri. Onlarla uğraşın gibi bir şey söylüyorlar. Onlarla uğraşılıyor yani. Öyle değil. O zaman ben bir tane daha soru sorabilir miyim? Biraz matematiksel kısmından değil de daha çok. Şimdi mesela iki tane denklem örneği verdiniz. Biri heat ısı denklemi, Schrödinger tipli denklem. Bir tanesinin yumuşama olduğunu, diğerinin olmadığını gördük. Evet. Peki fiziksel sistem hakkında bu sonuç yani... Tabii, o denklemlere şey karşılık gelen fiziksel sistemler hakkında bu sonuç ne tür bir şey söylüyor? Yine çok doyurucu cevap veremeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Benim Schrödinger için verdiğim
yumuşatma olmaması şeyi bir kere ona açıklamak isterim. Hani doğrusal Schrödinger için. Zaten Schrödinger budur bu arada. Yani Schrödinger'in orijinal denklemi böyle bir denklemdir. Sonra bunun refinement'ları yapıldı. Bunun doğrusal olmayan kısımları da yapıldı. Tamam, ben o zaman şunu da göstereyim size. Mesela şunu görmenize gerek yok. Bunu UXX diyebilirim siz. Çok önemli değil. Bakın sağ tarafta bir doğrusal olmayan terim var. U kare U. Yani biz buna doğrusal olmayan Schrödinger diyoruz ama neyse. Burada var mesela yumuşatma. Ama doğrusal çözümleri tüm çözümlerden çıkarttığınızda, yani lineer cebirdiliyle düşük söylersem, homojen çözümleri quotient out ettiğinizde, sadece şeye baktığınızda, o gerçek has particular solution şeyine baktığınızda yumuşatma var mesela burada da. Yani Schrödinger'de yoktur deyince yanlış anlaşılmak istemem. Öncelikle onu söyleyeyim. Schrödinger'in de olabilme şeyi var. Bir anlamda doğru sorarsanız soruyu. Şimdi yani yumuşatma olan olmayan denklemlerin mutlaka ki fiziksel davranış biçimleri birbirlerinden farklı. Bir kere yumuşatma olan şeyde müthiş bir disipasyon gözlemliyorsun. Yani çok yumuşak bir şekilde çözümlerin yayıldığı ve yanlış da dissipate, yani yayılmakla sönümlendiği galiba Türkçesi bu. Dissipation. Sönümlenmek galiba. Bunun bir fiziksel önemi var. Mühendisler için önemli. Buradaki kritik operatör neredeydi? Isı denklemi. Bakın Schrödinger'de de var ama bir fark var. Bu soru da iyi bir soru aslında. Şimdi Laplace operatörü yine bilenler biliyordur. Değil mi? Şeylerin toplamı ikinci dereceden karışık olmayan türevlerin toplam operatörü, Laplace operatörü. Laplace operatöründe mühendisler şey diye konuşuyor. Yumuşatıcı falan diye konuşuyorlar. Yani mesela öyle kullanıyorlar. Bir şey onlara kötü görünüyorsa simülasyonlarında, algoritmalarında Laplace operatörüyle bir işleme sokuyorlar ve daha iyi bir resimler elde ediyorlar. Laplace operatörünün böyle bir gücü var ve bu gücü biz aslında ısı denkleminde görüyoruz burada. Burada Laplace operatörü var çünkü. Ama kompleks analizden de hatırlayacaksınızdır. Yani harmonik fonksiyonların da böyle bir özelliği var. Kompleks analizi öğrenmiş olanlarımız hemen bilecektir ki bunlara harmonik fonksiyon diyoruz. Harmonik fonksiyonun sadece iki kere türevli olması yeterli bu işleme tabi tutulması için, ama sonradan kanıtlayabiliyorsunuz ki bir fonksiyon harmonikse aslında sonsuz kere türevlidir. Bu da fantastik bir şey. Ya böyle bir etkileri var. Şimdi Schrödinger'e çevirirsem sayfayı, aslında aynı denklem hemen hemen farkındaysanız. Bir tek şöyle bir annoying terim var burada, i. Bu i size neye mal oluyor? Şuna mal oluyor. Galiba işaret farkı vardı. Tekrar bir bakabilir miyim? İşaret farkı da var ama işaret farkı da çok burada önemli değil. Okay. Isı denklemin de önemli ama burada önemli değil işaret farkı. Ama esas olan şey şu eksponansiyele bak. Burada i var. Ve bu i'nin olma sebebi bu i. Burada yok. Bound elde edemedik, doğru. Evet. Bu eksponansiyelin bu integrali yakınsatmaya yardım ettiğinden bahsetmiştim ya. Doğru. Burada o yardım yok çünkü bunun boyu bir, yani değil mi, yine en başta söylediğim şey. Bu denklem de yayılımlı bir denklem. Yani dissipatif değil ama dispersive. Bunlar farklı laflar bir şekilde. Fiziksel bir anlamı da var bunun. Yani dalgaların değişik dalga boylarında farklı hızlarla hareket etmesi demekmiş. Dispersif olmak demek. Bunlar çünkü dalga denklemi essentially. O yüzden dalga çözümlerinden bahsediyoruz. Ve dalga nodlarına baktığınızda değişik dalga boylarında, boy denmez, frekanslarda değişik hızlarda hareket etmesi demekmiş. Ama ben hani fiziksel olarak
Yani bir fizikçi tam olarak ne anlıyor bunlardan söyleyebilme kabiliyetine maalesef sahip değilim. Aynı sorular tabii KDV denklemi için de geçerli. Yine dalga çözümleri, yine açıklamak maalesef şey değilim. Ama yani bunlar önemli şeyleri modelliyor biliyorsunuz. Yani bu zaten kuantum mekaniğinin temeli şu anda gördüğünüz denklem. Isı denklemi zaten adı üzerinde. O çok daha eski bir denklem. Yani Fourier'in zaten kendisinin bizatihi sanırım alıp çözdüğü bir denklem. Ne yaptığı da biliniyor zaten. Isı şeyini tarif ediyor. Ama çok denklem var. Ben hepsiyle uğraşamam. Yani hepsi benim uğraşabileceğim tipte denklem değil bu arada. Çünkü ben size çok spesifik bir formattan bahsediyorum aslında. Ama yani şöyle bir denklemde kim nasıl uğraşır diye sorsanız yani bilmiyorum. Yani yazın buraya u, x, x, u, t, lim karesi artı değil mi yani u, x, t kübü eşittir 1. I don't know how to deal with this. Yani denklem yazmak çok kolay. Ama yani uğraşmak zor yani elimize gelen şeyler. Biz genelde fiziksel açıklamaları başka makalelerden alıp önüne koyuyoruz. Çok da anlamıyoruz onları. Çok önemli, çok önemli olduğunu ikna ediyoruz. Ama hakemler de matematikçi olduğu için onlar da onu granted alıyor. Yani çok şey değil. Çok teşekkür ederim ediyoruz tekrar. Başka sorusu olan var mı? O zaman teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.